müstesna bir gün. Bugün sadece kadınlarımızın konuşulduğu ve özellikle kadınlarımızın başarılarının konuşulduğu bir gündeyiz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm hanımları hakkıyla temsil etme çabası içerisinde olduğumun ve kadın temsiliyetimine ömrümün büyük bir kısmını adadığımın bilinmesini isterim. Açanal, 1 Kasım 2021 tarihinde Haliliye Belediye'mizin Kadın Destek Merkezleri Kadının Emeği El Sanatları sergisi açılışında yaptığım konuşmamın bazı basın yayın organlarında çarptırılarak haber yapılması üzerine bir açıklama gereği hasıl olmuştur, dedi. Kadın destek merkezlerimizdeki hanım kursiyerlerimizin üretmiş olduğu el emeği ürünlerin sunulduğu bir sergide yapmış olduğum konuşmam maksatlı bir şekilde saptırılmış ve kadınların AK Parti ile seçilme hakkı kazandığını söylediğim servis edilmiştir. Saptırılan bu konuşmamda aslında neyi ifade etmek istediğimi bazı habercilik etiğinden uzak yayın kuruluşları ve kıymetli vatandaşlarımıza açıklama gereği hasıl olmuştur. Biz kadınların seçme ve seçilme hakkının 1930'larda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok Avrupa ülkesinden önce tanındığını gayet iyi biliyoruz. Sizlere Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları Kurucu Başkanı 2004-2007 yılları arasında Şanlıurfa'nın ilk kadın belediye başkan vekili ve bir kadın milletvekili olarak sesleniyorum. 2002 yılında memleketim Şanlıurfa'da kadın kolları teşkilatımızı kurarken kadınların siyasete ne kadar mesafeli olduğunu çok net görmüş ve o günlerin zorluğuna göğüs germiş bir siyasetçi olarak bugün diyorum ki memleketimde şu an bir kadın vali yardımcımız var. Bir kadın kaymakamımız, kadın belediye başkanımız, kadın meclis üyelerimiz, kadın MKYK üyelerimiz, kadın defterdarımız ve yerel yönetimlerden sorumlu bir kadın başkan yardımcımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da biz kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullandırmayanların 42 milyon kadına bir özür borcu olduğunu düşünüyorum.